Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine dolu dolu bomba gibi haberlerle karşınızdayım. Zaten az buçuk fark etmişsinizdir. Uçakla girdik. Bakalım hangi transferlerle çıkacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, Al-Shabab, Al-Arabi'den Aaron Bupenza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Peki hiç merak ettiniz mi? Kaça gitti? Hiç merak ettiniz mi? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben size söyleyeyim mi Transfermarkt'ta yazanı? 5 milyon eurodan bahsediliyor. Peşin para. 5 milyon eurodan bahsediliyor arkadaşlar. Peşin para olarak. Şimdi bana birçok arkadaşım muhtemelen atıp tutacaktır. Ama Allah'a çok şükür Sercan Hamzoğlu çıktı da şu açıklamayı yaptı. Dedi ki eğer Jorge Jesus onay verseydi Bupenza, bakın Bupenza Ümraniye maçında sahadaydı ama istemedi diye. İyi de hocam beğendi demedin mi? Hoşuna gitti mi? Gitti. Niye onay vermedin? Yani bu yaştaki, bu kapris seviyesindeki adamı da anlamak lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar ses yüksek gelebilir. Çünkü ses ayarında bugüne kadar hep kısıkmış. Biraz arttırdım ama bayağı arttırdık herhalde. Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı ve profesör lakaplı Bjelica 7 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Geçen gün bunu söyledim. Hani kap diye bunu belirttim. Çünkü daha önce bu duyumu vermiştim ama birçok arkadaşımız inanmamıştı. Ben anlamıyorum basketboldan ama böyle böyle demiştim. Çok şükür yanılmadık. Trabzonspor Berat Özdemir'in 2,5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Elif İttifak'a satıldığını açıklamış. Çok yetenekli bir oyuncu. Zaten 2,5 milyon euroya almışlardı ve 2,5 milyon dolara sattılar. Bu da çok ilginç. Yani ama daha ilginç haberlerim var. Şimdi Zayt ve Salahi'nin transfer hamleleri var. Yani Zayt ve Salahi'nin. Bu iki ismin gitmesi muhtemel. Ancak iki oyuncunun menajerleriyle kulübün görüşmesi var. İki oyuncudan da özellikle Zayt'tan aslında verim alınabilir. Ve bazı şeyler değişebilir. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız iki futbolcu diyor ki biz gelen kulüpler konusunda, yani gelen teklifler konusunda sıkıntı değiliz. Kabul edebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin anlaşması lazım diye. Ve Fenerbahçe anlaşırsa bizim için sıkıntı yok diyorlar. Şimdi Slovaçko maçını da konuşacağım arkadaşlar. Alexis Sanchez bu arada Marsilya'daymış. Samatta'nın müjdesini diğer kısımda verdik. Fenerbahçe resmi YouTube hesabı dün çalındı. Videolar sanırım hala yok. Geri gelir diyordu Ahmet Ercanlar ama yani biz de YouTube işi yaptığımız için az buçuk biliyoruz. Kendiniz bilinçli silip bir nüshasını saklamadığınız müddetçe o iş o kadar kolay değil. Şimdi rezervlik. Dün sahaya çıkan rezervlik takımımızın yaş ortalaması 17 civarında ve rakibin yaş ortalaması daha yüksek arkadaşlar. Fenerbahçe böyle bir kadroyla sahaya çıkma fikri bana çok salakça geliyor. 4-1 yenildik o ayrı mesele ama ya madem oyuncu göndermek istiyorsun, madem seni zorluyorlar, ya hepsini gönder rezerv lige, hepsini. Hepsini rezerv ligde oynat. Ne olacak ya? Geçtiğimiz sezon U16'da forma giyen 2, U17'de forma giyen 5 etti sana 7. U19'da forma giyen 4 oyuncuyla birlikte ilk 11 bu şekilde çıktı. Yani 16'dan 2 tane, 17'den 5 tane, U19'dan 4 tane futbolcu yer aldı. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Pablo Mari'nin gelmeyeceğini dünkü Atış Serbest yayınında söyledik. Bu arada Atış Serbest için arkadaşlar bir yorum yazın. Atış Serbest devam etsin mi etmesin mi? Arada sırada yapalım. Hani sadece transfer dönemi olarak düşünmeyin. Her dakika düşünün.
lig oynanırken atıyorum çarşamba günü, atıyorum salı günü yapalım mı yapmayalım mı? Bu Pablo Mari ile İtalya'dan bir kulüp muhtemelen Monza'dır. Anlaşmak üzereymiş. Bilginiz olsun. Luan Perez çok tartışıldı. Bu arada kısa kısa yapıyorum. Hem de harbi harbi yapıyorum işin içinde. İnşallah beğendirebilirim sizlere. Bu aralar beğeniyi çok azalttınız. Arkadaşlar ben beğeniye çok dikkat ediyorum. Hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Arkadaşlar yemin edeyim isterseniz. Hani orada 400 beğeni yazdığı zaman YouTube 400 beğeni yazıyor. Gel al sana 400 TL falan demiyor. Eğer öyle olsa, yani eğer öyle olsa 400 beğeni olsa, beğeniye bir şey yapılacak olsa, yani 400 lira verecek olsa arkadaşlar derim 629 beğenide bir kişiye forma, hiç uğraşmayın. O zaman videolar 10.000 falan beğeni alır. 10.000 beğeni alan video herhalde 400-500 bin falan izlenir. Yani kanala katkınız oluyor. Naçizane. Luan Perez sol bekte zaten çok beğenilen bir isim değil. Bu adam sol stoper. Atilla Salahi gitmeyecekse Luan Perez elimizde patladı. Bilginiz olsun. Ama Atilla Salahi gidecekse, ki gitmese muhtemel, o zaman Luan Perez elimizde patlamadı. Luan Perez'i siz o zaman değerlendirin. Şimdilik değerlendirmeyin. Bakın Süper Lig'in en çok, ilk haftasında en çok koşu mesafesi kat eden takım Başakşehir. Maç içerisinde en fazla sprint mesafesi kat eden takım 2.72 kilometreli Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe koşucuları topu öne taşıyor ama yani. Mesela Luan Perez Süper Lig'de birinci haftada en çok ikili mücadele kazanan, bak en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan futbolcu olmuş mesela. Ha baktığınız zaman tırt ama yani onun da kendine göre bir özelliği var. Zayt için Trabzonspor'un Miha Zayt transferi için masaya oturduğu, yok menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemiş Yeni Asır. Yeni Asır Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un muhtemelen arasını bozmaya çalışıyor. Çünkü kulübüyle sözleşmesi süren futbolcuyla kulübünden izinsiz görüşmek cezai yaptırım gerektirir. Yani ben duyduğum kadarıyla da böyle bir olay gerçekleşmedi. Ha şu var. Başkanlar düzeyinde espri yapılmış olabilir. Yani espri vari bir cümle kurulmuş olabilir. Kaça satıyorsanız talibiz diye. Bunun da ayıbı yok, günah yok. Bu yani başkanlar arasındaki espri olabilir. Zayt'ın Trabzonspor'a gitme ihtimali neredeyse yok. Ahmet Nurçebi hayatımda gördüğüm en saçma açıklamayı yapmış. Diyor ki diğer kulüpler 15-20'ye oyuncu satıyor. Bizde böyle bir yatırım yapılmamış zamanında. Ahmet Nur, abi sen çocuk musun? Abi sen çocuk musun ya? Ya ne demek yapılmamış zamanında? Peki Ahmet Nurçebi senin başkanlığın döneminde ne yatırım yapıldı? Mesela hakemlere ne yatırım yapıldı? Federasyona ne yatırım yapıldı? Senin döneminde takımın şampiyon oldu mesela. Şampiyon kadrodan kimi sattın mesela? Nasıl bir yatırım yapıldı? Trabzonspor'un şampiyonluğuna çok sevindim mesela. Bu da bir yatırım değil mi? Ya bu da bir yatırım. Ya sen ne yatırım yaptın mesela? Neyin yatırımını yaptın? Ki Ahmet Nurçebi'nin Trabzonsporlu olduğunu bilmeyen yoktur. Ya sen Trabzonsporlu bir Beşiktaş başkansın. Yani bence Beşiktaş'ta fair play yatırımı yapılmış durumda. Ya bir de şunu söyleyeceğim. 15'e 20'ye hiçbir takım satmıyor. 12'ye Markao satıldı. Yaklaşık 20'ye Kimmiji satıldı. Ama Fenerbahçe'de bu sürpriz değil ki. Her sene satış yapıyor Fenerbahçe. Ona göre biçiyor. Yani hakem satın almak niyetinde olacağınıza ya da maç satın alma niyetinde olacağınıza ya da sezonu satın alma niyetinde olacağınıza para getirecek isimlere. Mesela Rıdvan Yılmaz kaça gitti? Yani sosyal medyada okuduğum kadarıyla 6,5 milyon euro diyor. Şimdi ben merak ediyorum. 4,5'ta Emirkan yazıyor. Emirkan'ın işte sonraki satıştan bedel falan yazıyor. O zaman abi siz yalan söylüyorsunuz. İnsanları kandırıyorsunuz. Bak mesela Rıdvan Yılmaz'da 4 milyon euro yazıyor. 6,5 denildi. Sonraki satıştan %20 pay alacak falan filan. Merak ediyorum sözleşmesi bitince boşa çıkıp ücretsiz giderse mesela ne alıyor Beşiktaş? Yani bu şey çok çocuksu geliyor. Ahmet Nurçebi sen de bir zahmet uğraşsaydın. İkincilik ekibi Magdeburg'da son maçta 8 dakika oynayabilen Ömer Faruk Beyaz yetersiz olduğu için rezerv takıma gönderilmiş.
Olur mu? Fenerbahçe futbolcuları batırıyor oluyor adı. Slovaçko maçıyla transfer maçı var. Ha, Fenerbahçe Romanya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe CFR Cluj forması giyen 21 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu Claudio Petrilla ile ilgileniyor demiş. Arkadaşlar, hafızam beni yanıltmıyorsa biz bu Petrilla ile çok önce ilgilendik. Dur bir bakayım, mavi tık yanacak mı? Aynen. Bu arkadaş Cluj takımında 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Romanya U21'de oynuyor. Alt yaş kategorilerinde sadece U21'de oynadığı için yabancı sayılacak. Hocam zaten yabancı. Yok. 14 artı 3'ün 14'ünü dolduracak. Bu sezon arkadaş 10 maça çıkmış. Bir golü var 574 dakikadan. Şimdilik alınacağını zannetmiyorum bu arkadaşın. Alınacaksa bile sezon sonu anca alınır. Ben zannetmiyorum. Ama sezon sonuna kadar takip edilebilir. Çünkü Rumen takımları biliyorsunuz söğüşlemeyi çok seviyorlar. Zavallı Galatasaray'ı geçen sene az mı söğüşlediler? Yani o 6,5 milyon euroya birini, 4,5'a 4'e falan birini. O yüzden sıkıntı. Slovaçko'yu da konuşup iki önemli duyuma geçelim. Şimdi Fenerbahçe'nin Slovaçko maçı muhtemel 11'e. Ben de şuradan şeyi açayım. Kamp kadrosunu açayım. Bakalım kampa katılmayan var mı? Öncelikle Mert Hakan, İrfan Can, Serdar Aziz, Nazım ve João Pedro yok. Bu kesin. Kalede Altay beklentisi var. Ben olsam İrfan Can'ı oynatırım. Ben olsam İrfan Can'ı Eribayat oynatırım. Osayi, Samuel, Gustavo, Salahi, Ferdi dörtlüsü diyor geride. Ben olsam Burak Kapacağı sağ bekte, Nova'ı sol bekte. Stoper ikilisinde ise Luan Perez ve Gustavo'yu denerim. Hocam bak böyle de olmuyor. Sen de iyice bozdun takımı. Arkadaşım, Alioski'nin hazırlanması etmesi uzun sürecek gibi duruyor. Kasımpaşa maçı daha önemli şu maçta. Ya şu maçı 2-0 bile kaybetsen, bak 2-0 bile kaybetsen turu geçiyorsun. Allah muhafaza şu maçta bir Ferdi'nin sakatlanma ihtimali var. Osayi'nin sakatlanma ihtimali var. Ha, Osayi geçen maç oynamadı, ağrıları var diye. Dinlendireceksen dinlendirebilirsin. Bak Kasımpaşa maçından sonra yine zor bir maç var. Yani Avusturya Viyen maçı var muhtemelen. Bak iki maç arka arkaya oynayacak. Ben olsam Osayi'yi oynatmam. Burak Kapacı'yı oynatırım. Gustavo Henrique'yle de Luan Perez'i oynatırım. Salahi'yi dinlendiririm. Çünkü son maçta iki tane golde net hatası var Salahi'nin. Yani hakemi saymıyoruz. Ferdi iyiydi ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Son maçta içeriye topu çevirecek dermanı yok. Bir maçta olsun dinlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben olsam hani İrfan Can Eribayat, Burak Kapacak. Ha, hocam Osayi'yle başlayıp sonradan çıkartabilir mi? O da mantıklı. Hadi Osayi'yle başlasın sonradan çıkartsın. Osayi, Gustavo Henrique, Luan Perez, Novak savunma hattıyla çıkarım. Orta sahada bir kere orta sahada Arao 1, Zayt 2, Crespo 3, İsmail 4. Bu dörtlüden mutlaka ve mutlaka en az iki tanesini birlikte oynamak zorunda. Arao Zayt olur mu? Ben olsam Crespo Zayt yaparım. Neden Crespo Zayt? Şöyle açıklayayım. Crespo arkadaşlar Fenerbahçe'de aforoz yediği için falan oynamıyor. Yani bu yüzden oynamamazlık yapılmıyor. Sakatlandı hatırlarsanız İsmail Kartal döneminde ve çok geç döndü. Sonra formunu yakalayamadı. Ben olsam Crespo Zayt çekerim orta ikiliye. Sağda Emre Mor gözüküyor. Zaten şöyle bir yedeklere bakıyorum. Emre oynayabilir 1, Rossi oynayabilir 2. Hani Burak Kapacak, Burum oynayabilir 3. Pek Lincoln'e benzemiyor. Ben olsam evet Emre Mor'la devam ettiririm. Emre Mor zaten son maçlarda yükselen bir grafiği var. En azından bir 60 dakika Emre Mor'u oynatabilirsin. Mantıklı. Solda, sol kanatta ben olsam Rossi'yi oynatmam. Bak Rossi son maçta da tepki çekmeye başladı. Bal yapmayan arı. Hocam kimi oynatırsın? Lincoln'u oynatırım sol çizgide.
Sol çizgide Lincoln. Hocam son maçta Lincoln çok kötüydü. Lincoln 8 numara oynadığı için kötüydü. Forvet arkasında hepinizin de tahmin edebileceği gibi Arda Güler'le başlarım. Forvet'te ise Serdar Dursun'la başlarım. Bakınız. İrfan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo Perez, Novak, Crespo Zaitz, Emre Mor, Lincoln, Arda Güler, Serdar Dursun. Kaliteden o kadar yoksun değil ama kaliteli bir kadroyla ben olsam Slovaçko maçına bu şekilde çıkarım. Bu arada siz bu maçı, bu videoyu saat 10.30'da izleyeceksiniz. Bu videonun altına skor tahminlerinizi yazabilir misiniz? Sevgili arkadaşlar, ben kadroyu görüp maçını yayında yapmak istiyorum. Şimdi gelelim iki bomba duyuma. 1. Baştuayi, 2. Maxi Gomez. Şimdi Maxi Gomez Instagram'dan falan bir paylaşım attı. Takıma yardım edebilmek için çok çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman pozitif falan diye. Ve hani Instagram hesabında yaptığı paylaşımda sakatlığı atlattığını, takım için savaşacağını belirtmiş oldu. Nitekim Maxi Gomez takımla birlikte çalışmalara da 10 Ağustos itibariyle başladı. Ancak Fenerbahçe'nin Maxi Gomez teklifi ve teklifi aldığı olumsuz yanıt sosyal medyada çalkalandı. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar, bize 10 milyon euro ile ağzını açan kulübe karşı, bize 10 milyon euro ile ağzını açan kulübe karşı biz sadece ve sadece 4 milyon euro teklif etmişiz. Sosyal medya öyle söylüyor. Ben en azından 7'ye kadar çıktık diye biliyorum. Hani ilk teklifimiz 4 olabilir ama 7'ye kadar çıktık diye biliyorum. Bu bir. İkincisi, Valencia Melo ve Winks'i kadrosuna katabilmesi için takımdan Avrupa Birliği üyesi olmayan bir futbolcunun ayrılması gerekiyormuş. Muhtemel isimler Maxi Gomez ve Marcos Andre. Gomez Fenerbahçe'de oynamaya sıcak ama Valencia teklifi yükseltmemizi bekliyor. Bu böyle giderse de iş iptale doğru gidiyor. Hatta bazı sosyal medya duyumcusu arkadaşlar dediler ki biz hiç yorulmayalım. Bu iş iptal. Bu iş iptal. Yani birçok sosyal medya duyumcusu bunu söylüyor arkadaşlar. Duyum şeyler, transferler iptal diyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi Maxi Gomez iptal olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bana kalırsa bence de iptal. Çok sündü. Futbolcu artık takımına bile döndü. Ama bir şeyleri bilmek lazım arkadaşlar. İkincisi Michy Batshuayi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın transfer ettiği ancak yüksek yıllık ücret nedeniyle düşük verim aldığı ya da Beşiktaş oyun yapısının uymamasından dolayı çok fazla gol kaçıran, yani çok fazla rol kaçıran, gol kaçıran bir isim. Diyeceksiniz ki şimdi hocam Batshuayi'ye sıcak mısın soğuk mu? Ben şunu söyleyeyim. Bir, oyuncunun menajeri oyuncuyu kulübe önerdi. Doğru. İki, Chelsea kulübüyle görüşmelere başlanıldı falan filan. Chelsea zaten elden çıkartmak için yer arıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Yani Batshuayi alacaksan öyle kiralarım ücretsiz falan filan değil. Herifler bonserviste bir şekilde vermek istiyor. Baktığın zaman adamlar zamanında almış, 2016'da almış, 1.5'a Dortmund'a yollamış, 3'e Valencia'ya yollamış, 4.5, 1.15'e Crystal Palace'a yollamış, 5.65. Geçen sezon yine ondan önceki sezon yine Crystal Palace'a bedava yollamış. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a 150 bin euroya göndermiş. 5.65, 5.70, 5.80. Yani 39 milyon euronun 5.8'ini çıkartmışlar. Şimdi de kadrolarında durursa ağır bir yük olacak. Peki hocam, sen ister misin böyle bir ismi? Ben şunu söyleyeyim. Bir kere aldığın her futbolcunun, her forvetin belki de her maçta gol kaçırma ihtimali var. Yüksek. Adamlarda bu arada enteresan bir hücum hattı var.
Üçüncü forvet konumunda Batshuayi ama her forvetin gol kaçırma ihtimali var. Bilginiz olsun. Hani biz Batshuayi'yi alırız hocam, bizde çok gol kaçırır, şöyle yapar, böyle. Her futbolcu gol kaçırabilir. Bunun hiçbir sıkıntısı yok. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Her futbolcu gol kaçırabilir. Fakat benim kızdığım nokta şu. Ahmet Ercanlar dün diyor ki forvet için farklı bir isim biliyorum. O da gündemde, kimisi çok kızar, kimisi çok mutlu olur ama bence iyi olur. İsim yazmayayım, netleşirse paylaşırım diye. Bu isim Lassine Traore de olabilir, Batshuayi de olabilir. Ama şunu söyleyeyim, Batshuayi bize önerildi. Bu %100 doğru. Jesus'un onayına göre bu iş yapılır ya da yapılmaz. Bu da doğru. Yani benim kızdığım şu olur. Taraftarım bu kadar yıldır beklediği mevkiye Beşiktaş'ta bile fark yapamamış adam getirilirse tepki çok olur diyorlar. Ben buna çok katılmıyorum. Ben buna gerçekten çok katılmıyorum. Beşiktaş'ta fark yapamamak nedir yani? Bak, bak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi için hani hakem faktörü dersin. İşte yapılmayan forvet transferi dersin. Forvetlerin beceriksizliği dersin. Ama kaleci transferi diyemezsin. Batshuayi geçen sene 3155 dakika sahada kalmış. 3155 dakika. Bunu 90'a bölelim. 3155 böl 90'a. 35 maç yapıyor. 14 gol 5 asist yapmış. Yani 19 gollük katkı yapmış. Hocam kaçı penaltıdan? Kaçı penaltıdan? Şampiyonlar Ligi'nde golü yok zaten. Beşiktaş'ın doğru düzgün Şampiyonlar Ligi'nde golü yok. Türkiye Kupası'nda golü yok. Süper Lig'de mesela Yeni Malatya'ya 2 tane atmış. Antalya'ya 1 gol 1 asist yapmış. Hani Başakşehir'e golü var. Kayseri'ye 2 gol 1 asist. Fenerbahçe'ye 1 asist. Göztepe'ye 1 asist. Rize'ye, Gaziantep'e, Karagümrük'e atmış. Malatya'ya 1 asist. Sivas'a 2 gol birden. Hatay'a 1 gol. Alanya'ya 2 gol. Trabzon maçlarında şurada burada piyasada yok. Ha! Yine bir eleştiride bulunayım. Bak yine bir eleştiride bulunayım. Beşiktaş'a hiç gelmemiş olsa, Fener'e gelecek olsa, ulan bu adam hiçbir yerde tutunmamış derim ki nitekim geçen sene de aynı cümleyi kurdum. Kötü oyuncu mu? Değil. Jesus'un sistemine uyar mı? Bence uyar. Ancak akla her yani her kötü performansta Beşiktaş'taki kötü maçlar akla gelecek. Fırsat transferi diye Ağustos'ta bu ismi getirmek de büyük tepkilere neden olacak. İki tane forvet alırsın. João Pedro'nun yanı sıra. Yani Batshuayi bir kişi daha alırsın. Batshuayi'ye de düşük ücret kabul ettirirsin. Eyvallah ama maalesef sıkıntı. Şimdi şu açıdan da bakılacak. Madem alacaktın 1 Temmuz'da kampa indirece kadar kolay transfer. Ya niye beklenildi de Sherlock Gomez falan konuşuluyorken birdenbire bu çıktı ortaya derler adama. Tabii menajer beslemesi falan filan değil. Dediğim gibi menajerin önermesi var ama olay başka. Bir de eğer bu transfer gerçekleşirse adınız kadar emin olun Fenerbahçe'nin transfer aklı Rıdvan Dilmen'dir. Adam 3-4 ay önce zikretti. Hatta biz bunu canlı yayında da konuştuk. Bizim kanalda da var. Dedik ki yani Rıdvan Dilmen konuşuyor, bakalım ne olacak diye. Ben bana geleni söylüyorum. Önerilme var ama Jesus ve ekibi tarafından hani kabul gördü mü görmedi mi bir şey söyleyemem. Şu an için bir şey söyleyemem ama kabul görme var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.